GAP tam devreye girince ne olacak biliyor musunuz? O bölgede, GAP'tan yararlanan bölgede toprak verimi 10-15 kat artacak. O zaman gelir dağılımı adaletsizliği de 10-15 kat artacak ve korkarım asıl patlamalar o zaman olacaktır. Bizim hükümet herhalde bunun için ciddi önlemler alır yani. Alıyorlar, ya satmışlar. Yani emin olun, ne güzel dedin ya, hükümet deyince aklıma geldi. Şimdi hükümetin bir kanadında abi, size nispeten yakın görüşü savunan, işte sosyal demokrat, siz demokratik sol. Niye abi bir türlü sen birleşmem deyip duruyorsun abi. Ne olacak bu, en de sonunda birleşecek misiniz? Bir de yani bir evlilik var mı? Sosyal demokratız diyenlerin halleri ortada. Nerede biz göremiyoruz onları? Sol veriyoruz. Kaç yıldır yerel yönetimlerde milletimiz onlara büyük fırsatlar verdi, hükümet de büyük fırsat verdi. Ama şöyle toplum düzenindeki adaletsizliği bir ölçüde olsun hafifletecek tek bir çözüm getirebildiler mi? Ya evet. İşte abi bir kendilerine geldiler, o aslan sosyal şimdi, demokratlar. Solda sosyal demokratlıklık da dürüstlük de esastır. Ama maalesef toplumdaki genel yozlaşmanın etkisi altında onlar da kaldılar. Bir zamanlar bana bir bölen diyorlardı, sürekli kendi kendilerine böldüler. Şimdi birleşmiş gibiler ama kendileri hala bütünleşemedik diyorlar. Ya bir türlü işte genel merkezler ayrılaşamıyorlar. Daha var. Biz bir yandan demin belirttiğim anlamda laikliği bütün partilerden daha önde, daha yüreklice savunuyoruz. Ama bunu yaparken de dindar vatandaşlarımızın duygularını incitmiyoruz. Ya tabii. Çünkü biz inanıyoruz ki İslam dini, biliyoruz ki İslam dini her yeniliğe açık bir dindir. Ve birleştirici bir dindir, değil mi? Birleştirici bir dindir. Demokrasiye açık bir dindir. Onun için biz laiklikle Müslümanlığı çelişir görmüyoruz. Ama bazı, kusura bakmasın, bazı CHP'li, eski CHP'li... Batmasınlar abi, onlar da batmasınlar ya. Laikliği savunurken bir yandan da dindarların duygularını biraz incitiyorlar. Bakın, bir saygın din adamı bize geldi, ziyaret etti. Bunu ne sakladık ne de duyulduktan sonra parti içinden tek bir eleştiri sesi geldi. Ama aynı din adamı, aynı din görevlisi gitti CHP'nin başkanını ziyaret etti. Bir bayram ziyareti partinin içi kaynıyor. Evet. O zaman da vatandaşımız onların laiklik anlayışına biraz kuşkuyla. Ama işlerinde ilkeli ve dürüst zaten bakın son zamanlarda biz çok güçleniyoruz. Sayısal olarak evet. Güçleniyoruz ve o saftan eski CHP'den, bugünkü CHP'den gelen birçok kimse var. Evet. Peki. Ve birçok ilde, ilçelerde de örgütümüzü o arkadaşlarla birlikte kuruyoruz. Çok güzel. Peki, ama başkalarından, ANAP'tan da gelen var, Doğru Yoldan da, Refah'tan da gelen var. Eğer bizim doğru